14. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk günü ve ilk konuğumuzla birlikteyiz. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Surat Atun bizimle birlikte. Sayın Atun'la uzun bir süre oldu aslında program yapmayalı. Bizi kırmadı geldi. Meclis çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz da stüdyoda kendisini konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görmeyeli? Çok teşekkür ederim. Hükümetin gündemi de yoğun herhalde bu aralar. Hükümetin gündemi de yoğun. Tabii bizim de görevimiz ne derler bir milletvekili olarak meclis çalışmaları, işte grup başkan vekilliği görevimiz vardır. Dolayısıyla hükümet yürütme kanalında biz de yasama altında elimizden gelen hizmet neyse onu vermeye gayret ediyoruz. Yasama noktasında hızlı davranıyor muyuz yoksa daha hızlı davranmamız gerekiyor mu bu önümüzdeki yani, süreçte? Tabii komitelerimiz çalışıyorlar, toplanıyorlar. 3 tane daimi komite var. 3 daimi komitenin yanında biliyorsunuz meclis kararıyla oluşturulan komiteleri var. İşte AB uyum programı var. Bu yavrularımızı, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz depremle ilgili araştırma komitesi var. Evet. Yani meclisin bu yönde yoğun gündemleri var. Genelde de her hafta yasal gündem dolu. Yasa önerileri veya komitelerden onaylanarak gelen yasalar derken meclis gündemleri genelde dolu oluyor. Şimdi muhalefet ciddi eleştiri altında tutuyor hükümeti. Evet. Her genel kurulda ve farklı platformlarda da hükümete yönelik eleştiriler. Bugün de eleştiri ekonomiye yönelikti. Evet. Bütçeyle de ilgili ek bütçe hazırlığında ve ek bütçedeki yani enflasyon, hayat pahalılığı, ithalattaki artış dikkate çekilerek hükümetine yönelik eleştiri yaptı. Şimdi grup başkan vekili olarak en önde oturuyorsunuz. Evet. Önde ana muhalefet liderinin yanında oturuyorsunuz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin hükümete ile ilgili icraatlarına yönelik olarak çalışmalarla ilgili eleştirisini? Evet, belki yanlış şimdi, bunu size yönetmem ama. Tabii öncelikle hükümet bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Yani şimdi ek bütçe yapıldı, yapılmalı. Çünkü hangi ortamdayız? Yüksek enflasyon dönemindeyiz. Haliyle yıl ortasında ek bütçenin yapılması elbette şarttı. Çünkü yani yıllık %70'lerde, %80'lerde enflasyon olduğu bir ülkede bütçelerin bu dönemde yılbaşı sene sonundan sene ortasına kadar sonuna bırakınız, sene ortasına kadar dahi tutması tüm öngörülerin söz konusu değil. Bunu her devlet bu şekilde yapar bu tür ortamlarda. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı da, Maliye Bakanlığı yönetimi de bürokrasisinde bir takım öngörülerde bulunur, bir takım tahminlerde bulunarak öngörülerle birlikte bir bütçe hazırladılar. Şimdi ben Sayın Erhürman'ın eleştirilerini dinledim. Eleştirileri önce sonuçlara bağlayarak, efendime söyleyeyim, gerçekleşmelere, bütçe gerçekleşme rakamlarına bağlayarak kalkınma programına getirmeye çalışıyor. Şimdi tabii şunu unutmamak lazım, gözden kaçırmamak lazım. 15 günde öngörü sapmış olabilir. Enflasyon ortamında bu doğal. Ama 15 gün önce hazırlanmamıştı ek bütçe. Ek bütçenin bir hazırlık dönemi var. En az 1 aylık, 2 aylık bir hazırlık dönemi var. O dönem içerisinde bürokratlar gerekli çalışmaları yaparak bir ek bütçe hazırlamışlar. Zaten senenin sonuna kadar gelmişsiniz. Artık senin ortasına gelmişsiniz. Kasım ayında bütçe görüşmeleri başlayacak. Ekim sonu itibariyle bütçenin meclise gelmesi gerekiyor. Kasım ayında önce komitede başlayacak. Ardından Aralık ayında genel kurulda başlayacak. Yani bu bütçenin dar bir kullanım mesafesi var. Haliyle önemli olan nedir? 2024 bütçesini yapma hazırlıkları. Bunun daha profesyonelce bu şu andaki verileri de ortaya koyarak. Çünkü 2023 yılında bir seride Maliye Bakanlığı'nın bürokratları da tabii değişmiştir. Evet. Onun yeni gelenlerin bu mesuliyeti yüklenmesi sürece adapte olmaları. Çünkü kamu görevlisi olarak maliyede bulunabilirsiniz ama mesuliyeti almak farklı bir konum. Dolayısıyla 2024'ün daha iyi olması bizim için önemli. Bir de tabii ana muhalefet başkanının eleştirmiş olduğu bir ekonomik program var, kalkınma planı var. Orada Sayın Başbakan'ın ifadesi 5 yıllık programlar hazırlıyoruz idi.
cumartesi günü yapmış olduğu konuşmada ben de oradaydım. Mausa'daki konuşmada. Tabii şimdi iki ana noktayı gözden kaçırmamak lazım. Yani orada hükümet yanıtını verdi. Ancak ben şunun altını çizmek isterim. İki ana noktanın kaçırmamak gerekiyor. Birincisi, hükümetler kalkınma planı, programı yapmalı. Hangi hükümet olursa olsun. Ben de kendi partimi, sırası geldi bu noktada, kendi partimin hükümetini ben bir milletvekili olarak eleştirdim. Çünkü uzun bir zamandır orta vadeli program yapılmıyor. Evet. Orta vadeli programın 3 yıllık kesitlerde yapılması gerekiyor. Ve her sene de o yılın gelişmelerine göre, hükümetin yeni plan ve programına göre revize edilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Erhürman şunu söyledi. Kim devam ettirecek sanıyorsunuz dedi sizin planınızı. Birileri devam ettirmek zorunda. Ama en nüfus politikasına dikkat taş etti. Taş üzerine taş koymak zorunda. Hı hı. Değil mi? Yani evet. Bence ben bir vatandaş olarak önce iktidarda hangi hükümet olursa olsun ekonomik kalkınmaya ilişkin bir plan programı olsun isterim. Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliğine ilişkin bir programı olsun. Ben bunu vatandaş olarak isterim. Çünkü bu benim ve hepimiz bütün ülkemizin ve yavrularımızın geleceğidir bütün bunlar. Ha şimdi nüfus politikası yok diyor. İşte bundan da eleştirilerden de bir ders çıkarmak gerekiyor. Bizim değerlendireceğimiz nokta bu hükümet mutlaka OVP kapsamında, orta vadeli program kapsamında bir nüfus politikası ortaya koyacak. Ha biz Ulusal Birlik Partisi ülkeyi kuran parti olarak en çok hükümetler kurmuş, en uzun süre yöneten parti olarak biz UVP hükümetlerin devamlılığı olacağına inanan insanlarız. Ama demokratik ortamda olmadığı takdirde bir gelenin diğer gidenin bıraktığını çöpe atıp yenisini yapması bu ülkeye yazıktır. Biz böyle hareket etmedik. Biz de geçmişte ne zaman benim kendi adıma söyleyeyim yani ne zaman bir hükümette yer almışsak öncekileri ne yapmış bakardık. Ondan üzerine biz de koyalım daha iyisini yapalım. Şimdi böyle mi yapılıyor? Bakardık. Şu anda Tufan Bey'in söylediği oydu. Sizin yaptıklarınız dedi biz atacağız. Biz bunu devam ettirmeyeceğiz. Manasında bir cümle kullandı. Ben de bu cümleyi eleştiririm. Çünkü herkesin eğer onların da gayesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni onun halkını ekonomisini kalkındırmaksa siz de getirilen yerden alıp devam etmek durumundasınız bir siyasi yapı olarak. İkinci önemli nokta şimdi bunun bir emsali var. Biz 2009 yılında ilk benim de bakan olduğum hükümet döneminde gene bakanlığımızın liderliğinde bir ekonomik kalkınma programı oluşturma girişimlerine başladık ve bütün bileşenleri, bütün paydaşları çağırarak Girne'de bir otelde 3 gün süren bir zirve yaptık. Ekonomik vurguluyorsunuz bütün paydaşları. Bütün paydaşları. Herkesi davet ettik. Sayın ana muhalefet liderinin bugünkü eleştirisi bu yöndeydi. Sayın Başbakan'ın bütün paydaşlarla ilgili ifadesi üzerine bütün paydaşlar yer alıyor mu diye soru işareti vardı. Evet. Dolayısıyla hani ben şu açıdan onu 2009'u örnek olarak vermek istiyorum. O toplantılar serisinde, o zirvede ortaya çıkan bir sonuç raporu vardı. Sonuç raporun oluşturmuş olduğu vizyon çerçevesi bugün onun üzerinden 14 sene geçmiş olmasına rağmen geçerliliğini koruyarak devam ediyor. O gün o zirvenin... Uygulanıyor mu? O dikkate alınıyor mu o çalışma? Evet. Onu sormam lazım. Tabii ifade edeyim. O gün o çalışmanın, o zirvenin bir sonucuydu. KOBİ desteklerinin ve KOBİ çalışmalarının, KOBİ gelişiminin ülkede kurumsal hale getirilmesi. Ve bunun gereği olarak KOBİGEM kuruldu. Ve çok uzun yıllar esnafa, zanaatkara çok ciddi destekler oluşturdu. O zirvenin sonucuydu. Yenilenebilir enerji politikasına sahip olması devletimizin yenilenebilir enerji politikası oluştu. Kurulu oluştu, yasası oluştu, tüzüğü oluştu ve teşvik edici uygulamalarla bugün 120 megawattlara kadar yani ülkede kurulan makinaların neredeyse dörtte birine denk güneş enerjisi var artık ülkemizde. O çalışmaların sonucuydu kabloyla Türkiye'ye elektrik üzerinden bağlanma. Yani bu ve bu alanda tasarruf tedbirleri, bütün bu vizyon şu anda 14 yıl geçmesine rağmen geçerliliğini koruyor. Demek ki geçmiş hükümetler de bunu devam ettirdiğine göre ve CTP hükümetlerinin gelmesine rağmen onlar da devam ettirdiğine göre demek ki doğru plan ve projeler
devam ettirilebiliyormuş. Yani bu iki nokta da bence muhalefetin yaklaşımının eleştirileceği eksik olan noktaları. O yüzden gayretler hep birlikte ülkemiz ve vatandaşımız için olmalı. Ülkemizin, ülke ekonomisinin, vatandaşımızın ve nesillerimizin daha refah bir geleceğe erişebilmesi adına olmalı. O yüzden ben de sormuş olduğumuz soruya cevaben de şunu söylerim. Elbette değerlendirilmeyen noktaların değerlendirilmesi son derece önemli. Muhalefetin yapmış olduğu ama yapıcı önerilerden. Yapıcı önerilerden istifade ederek var ise bir eksiklik, ondan ders alarak da o eksiklikleri efendime söyleyeyim giderme yönünde çalışmalar yapılması önemli. Ama şu çok önemlidir: bir hükümet bir diğer hükümetin başlattığı çalışmanın devamını üzerine koyarak yürütmeli. Yani biz geleceğiz, sizin yaptığınız hiçbir şey yapmayız. Ama şu açıdan, ama olamaz. Tabii ki enine boyuna dediğiniz gibi detaylı çalışılarak iyi bir planın, projenin ortaya çıkmasının devamı önemlidir. Tabii. Ama nüfus politikası bilinmeden, belli başlı çalışmalar yapılmadan bir planın ortaya konulup da aslında ülkeyi ileriye götürmeyeceği düşüncesiyle bunu da devam ettirmekten yana olur musunuz? Tabii yani nüfus politikası ben orta vadeli programda yer alacağını düşünüyorum. Çünkü o benim yönetimimde olan bir şey. Şahsen şu anda o konuya %100 şu noktada olacak demek benim görevim, benim işim değildir. Ama bu noktada ki ihtiyaç da bu. Bu çalışmanın ben orta vadeli programında yer alacağına inanıyorum. Bunu tartışıyor musunuz parti içerisinde? Veya çalışmaları ileriye yönelik olarak yapılması gerekenleri enine boyuna parti içerisinde tartışmak, grup toplantısında? Tabii grup toplantısında arkadaşların, herkesin hassasiyetlerini dile getirecek imkan ve olanakları var. Oluyor yani. Öneriniz oluyor mu? Yani yeni bir grup başkan vekili olarak sizin grup içerisinde daha detaylı bir şekilde konuların görüşülmesi noktasında veya daha farklı bir çalışmanın önde olması. Önerilerimiz olur tabii. Yani yeni grup toplantılarından önce bir gündemi değerlendiriyoruz. Hı hı. Ondan kalan sürede de yeni fikirler, yeni konular tabii arkadaşlar tarafından da, herkes tarafından da dile getirilmeye açıktır. Şimdi zaman zaman hükümetin diğer ortaklarının yetkililerini, vekillerini ve genel sekreterini davet ettiğimiz zaman birazcık böyle tepkili de ifadeler kullanıyorlar. Tepki dediğim hükümetle ilgili, icraatlarla ilgili, alınan kararlarla ilgili zaman zaman onların bilgisi olmadığı, bazı şeyleri aslında farklı ortamlarda öğrendikleriyle ilgili eleştiri de yapıyorlar. Böyle bir takım kendi aranızda hükümetin grup başkan vekilleri olarak değerlendirmeniz oluyor mu? Şimdi grup başkan vekili tabii sadece ulusal birlik partisinin var. Çünkü grup sadece UHP'de grup vardır. Ama diğer konuyu tabii koalisyonun bakanlar kurulunda her şey konuşularak tam mutabakat sağlayarak oy birliğiyle o yapılıyor. Bakanlar kurulunda alınan kararlar oy birliğiyle geçiriliyor. Dolayısıyla koalisyon ortaklarına, koalisyon ortağı partilere mensup milletvekillerinin de o bilgi akışını kendi genel başkanlarından sağlamaları gerekiyor. Doğru adres orası. Şimdi biz meclis açıldığından beridir haftalık grup toplantıları yapmaya gayret ediyoruz ki sağlıklı bilgi akışı sağlanabilsin. Çünkü ortaklarımızdan bir tanesi 2 milletvekilidir toplam, diğeri 3 milletvekili. Belki bilgi akışı çok daha kolay olabilir. Ama 24 milletvekili Ulusal Birlik Partisi'nde o bilgi akışı ve bilgi paylaşımının, hatta grup içi sorgun sormanın, denetimin, parti bakanları da oradayken en doğru noktası, en doğru adresi UHP'nin grup toplantısıdır. Bunu da biz her hafta yaparak o ortamı, hem soru ortamını, hem bilgi paylaşımı ortamını, hem de iletişim ortamını, bilgi akışı ortamını bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi daha önce Maliye Bakanı iken elektrikle ilgili açıklamalarınız vardı. Elektrikte planlamaların uzun vadeli yapılması gerektiğine hep vurgu yapıyordunuz açıklamalarınız içerisinde. Şimdi elektrikte bugün de yine gündeme geldi. Enterkonnekte konusu, Türkiye ile yapılan protokol, elektrik kurumunun yeniden bakım ve onarımının yapılmasıyla ilgili ama
Daha önce yapılan yaz tatili, meclis tatile girmeden önce yapılan açıklamalarda bir an önce elektrikle ilgili belli yasalar meclise gelecek, ivediliğe alınıp hayat bulacak diye söylenmişti. Şimdi nedir son durum? Bunu konuştunuz mu veya bilginiz var mı elektrikle ilgili? Yani şu anda bu bugünün gündeminde... Yani gündemimiz hızlı değişiyor. Çok hızlı değiştiği için konular bir kenarda kalıyor. Bugünün gündeminde yoktu grup toplantımızda bu. Ancak bildiğim kadarıyla... Elektrik kurumunun bağlı olduğu nokta başbakanlıktır. Başbakanlık da bu konular ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla tabii bunlar çok hassas noktalar, hassas konular. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra illaki bir başsavcılık görüşüne, hukuk dairesi görüşüne başvurulur, başvurulmak zorundadır. O aşamalarda da olabilir bütün bunlar. Dolayısıyla bu süreç tabii böyle hemen çalışabilecek, hemen olabilecek, bitebilecek bir süreç değil. Ama meclise gelene kadar da önce çalışılması, tamamlanması, daha sonra da hukuk görüşü alınması, hukuk görüşüne göre tadilat yapılması gereken noktalar var ise oraların tadilatının yapılması. Hızlandırılması gerekiyor. O şekilde meclise intikal ettirilmesi gerekiyor. Zaten o aşamada da ilgili teknik komiteye girer. Hangi komitenin gündemine daha uygun ise olacak ise o komitenin gündemine girip komitede de çalışıldıktan, komitede oylandıktan sonra meclis gündemine intikal edebilir. Şimdi bunları söylediğiniz zaman Sayın Atun, yani bu kısa sürede olabilecek bir şey değil herhalde. Çünkü önümüzde bir bütçe var. Tabii. Zaten bütçe bütün gündemi kapsayacak. Hem komite hem de meclis. Dolayısıyla yeni yıla doğru mu bazı çalışmalar hızlanacak? Tabii yani şimdi artık Ekim ayı bittikten, Kasım'a gerildikten sonra yasaların gündeme girmesinde bir daralma olur. Bu normaldir. Bu her dönem yıllardır bütçe programı sebebiyle, bütçenin akışı sebebiyle bu yıllardır bu şekilde cereyan eder. Dolayısıyla Kasım ayının ilk haftalarına denk geldiği takdirde bunda bir sorun yok ama daha sonrasında kaldığı takdirde de artık bu süreç bütçenin onayından sonra yani Ocak ayına kalacaktır. Endişeniz var mı elektrik konusunda sıkıntı yaşayacağımız bu süreç içerisinde ve enerji fiyatlarıyla ilgili enflasyon ortada. Dolayısıyla akaryakıttaki fiyatlar da değişiyor. Enerji fiyatları çok pahalı ve üretimle ilgili aslında üretim içerisinde olanların eleştirisi var. Bize vatandaşların bile elektrik fiyatlarıyla ilgili hep ucuzlatılacağıyla ilgili bir mesajlar veriliyor. Hükümet yetkililerinden de bu mesajlar sık sık verilmeye çalışıyor. Ama enerji fiyatlarıyla ilgili uzun süre demek ki bu fiyatlar noktasında bir değişiklik söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. İşte şimdi şu anda içinde bulunduğumuz bu Doğu Akdeniz konjektüründe biliyorsunuz bir İsrail-Filistin gerginliği var. Filistin'in İsrail'le açıkça yaptığı bir katliamlar var. Bu tabii Doğu Akdeniz'deki Orta Doğu'daki petrol sürecine şu anda herhangi bir yansıtma yapamadı. Ancak bir tedirginlik oluşturuyor. Yani geçtiğimiz hafta bir anda 3-5 dolar sanıyorum petrolün varil fiyatı arttı. Dolayısıyla ben bunun için tabii elektrik kurumunun mali yapısına bakmak gerekiyor. Veya hükümetin bu yönde elektrik kurumunun bütçesine doğrudan bir kaynak aktarıp aktaramayacağına bakmak gerekiyor. Geçmiş dönemlerde biz bunu düşürebilmek için bu baskıdan elektrik kurumunu kurtarabilmek için elektrik kurumuna dolaylı olarak kaynak aktarımları sağladık. Bu kaynak aktarımlarının sonucunda da elektrik kurumu o baskı altından çıkmıştır. Yani bu önce kurumu yönetenlerin bu konular üzerinde çalışmalar yapması gerekli. Çünkü kış aylarına giriyoruz artık. Kışta ısınma konumuz vardır. Isınma da halkımız için son derece önemli. Şimdi bir kurumun yani şimdi elektrik kurumu başbakanlık bünyesi altında ama bunun bakanlığa yeniden bağlı olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani şu andaki yapı ve koalisyon hükümetinin oluşmasında artık bileşenler bir araya gelerek bu sonucu oluşturdu. Yani şu andaki durum bu demek ki oradan o noktada bir uzmanlaşma var. Yani başbakanlıkta demek ki elektrik kurumunda bir uzmanlaşma var. O şekilde yürüyecek. Geçmiş dönemlerde uzun yıllar Ekonomi Enerji Bakanlığı'na bağlıydı. Evet. Ondan sonra işte bu UBP
CTP hükümetinde Maliye Bakanlığı'na bağlandı. ÖRP CTP hükümetinde de 2006-2009 dönemi yine Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. Yani o alanı en doğru şekilde hangi bakanlığın yöneteceği veya ihtiyaçlarına yönelik olarak hangi bakanlığın veya bu şu anda başbakanlık olduğu öngörülüyor. Bunlar tabii yapılabilir. Şimdi geçtiğimiz gün yeni düzene bir açıklamanız vardı kıble ile ilgili. Size soru yöneltilmişti ama Sayın Taçoy'un bir açıklaması var. Şimdi reçete yolsuzluğu konusu gündemimizde ve kamuoyunun gündeminde ama savcılık ve Sayıştay'ın diyor Kıptek raporlarına bakılması halinde çok farklı şeyler görülecek. Buzdağının görülmeyen tarafıdır diyor reçete yolsuzluğu ve araştırılması lazım diye de ifade var. Şimdi Kıptek'le ilgili o 6.7 milyon dolarlık yolsuzlukla ilgili size yeni düzen soru yöneltti geçtiğimiz günlerde. Bana dediniz sanırım savcılıktan herhangi bir soru. Yani bana Sayıştay'ın hazırlamış olduğu raporlarla ilgili herhangi bir bilgime veya görüşüme ihtiyaç duyan bir çağrı gelmedi. Ancak Sayıştay'ın hazırlamış olduğu sanırım birkaç tane rapor var. İşte bu raporlarda işaret edilen noktalar var. Bunlara bakmak gerekiyor. Yani kimin ve hangi dönemde olursa olsun tabii bu raporlarda ve içeriğinde neler var bunlara bakmak gerekiyor. Ama devletin süreçleri, devletin denetim süreçleri, özellikle de anayasal kurumların süreçleri kendi doğalları dahilinde akar. Yani herhangi bir siyasi makamın anayasamız zaten bu dengeleri oluşturmuştur. Yasama, yürütme ve yargı olarak. Ve bahsedilen noktalar gerek Sayıştay olsun gerek polis olsun bunlar anayasada yer alan kuruluşlar, anayasada yer alan kurumlardır. Dolayısıyla bunun herhangi bir siyasi makamın direktif vermesine veya dur veya yürü demesine gerektirecek bir mekanizmamız yoktur ülkemizde. Bunun oluşturulması gerekiyor. Bu normal halinde yani bunu önce Sayın Taçoy'un hangi kapsamda, hangi noktada bunu ifade ettiğine daha doğrusu bakmak gerekiyor. Şimdi mecliste sık sık komiteler kurulur, araştırma komiteleri oluşturulur. Araştırma komiteleri sonrasında ne olur Sayın Atun? Bir adım ileriye gidebiliyor muyuz? Araştırma komiteleri tabii mecliste kuruluyor. Araştırma komitelerinin milletvekilleri tarafından oluşturuluyor. Meclis sekreteri bürokrasisi de buna destek veriyor. Tabii ne kadar sık toplantı yapıldığına, efendime söyleyeyim ne kadar uzun süreli çalışıldığına bağlı. Yoksa araştırma komitesi esasında etkin olarak kullanıldığı takdirde sonuç verebilecek bir yapıdır. Sonuç verilebilecek bir penceredir meclis için. Bugün sanırım Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir önerisi vardı. Meclis bünyesinde özel bir araştırma komitesi kurulması. Kurulmasıyla ilgili. Ne oldu onunla ilgili? Yarın görüşülecektir. Yarın biz de bugün değerlendireceğiz bunu. Sabahtan gün grupta değerlendik. Daha da değerlendirmemiz devam edecek. Ona göre yarın mecliste sabahtır danışma kurulu kararıyla sabahtan görüşülecektir. Kendi görüşümüzü ve tutumumuzu o noktada beyan edeceğiz. Yani komite kuruluyor, araştırma komitesi. Yok, yarınki sonuca bağlı. Sonuca bağlı. Evet. Vereceğiniz değerlendirme, yapacağınız açıklama doğrultusunda. Söz konusu çalışma Türkiye'ye giremeyenlerle ilgili. Giremeyenlerle ilgili. Biz tabii bunun meclis, bunun doğru zemininin meclis araştırma komitesi olduğunu düşünmüyoruz. Yani UFF'nin genel yaklaşımı bu noktadadır. Zaten hukuk yolu da herkese açıktır. Bunu bu şekilde değerlendiririz. Yarın mecliste bu konuşulup tartışılacak. Gerektiği takdirde gene ekranlarınızdan gerekli açıklamaları her zaman yapmaya hazırız. Memnuniyetle. Peki. Şimdi ülkede bir başka tartışılan konu gündem konusu sistemimizle ilgili. Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiği, ülkede yaşananlar veya siyasette gelinen noktayla ilgili. Sizin görüşünüz nedir Sayın Şimdi Atın? Bence bunu daha genel bir çerçeveden bakmak lazım. Önce biz 1983 yılında bir kurucu anayasa oluştu. Kurucu meclis oluştu. Anayasayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'na oluştu. Onun evvelinde 1975'te hazırlanan Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasamız vardır. Oradan gelen tecrübeyle ihtiyaçlara kuruldu ama ben burada bu vesileyle iki noktayı
değerlendirmek isterim. Bunlardan bir tanesi bir anayasa kitapçığımıza bakalım. Evet. Yani 100 küsur sayfalık bir anayasa kitapçığı. Neredeyse bazı konularda tüzük kadar detaylı düzenlemeler yapmış. Ama bir Amerika Birleşik Devletleri dünyanın şu andaki süper gücü, gelişmişliği rakamlar itibariyle, rakamların ortaya koyduğu gelişmişlik düzeyi en yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Ve son derece az sayıda, az maddeyle oluşan ve genel kavramları, genel hakları, genel anlayışı oluşturan bir anayasa. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası darbe dönemlerinde dahi anayasanın anayasal değişikliğinin önüne bir katılık oluşturmamış, koymamış. Hı hı. En sert dönemlerde yani dünyada da demokrasinin en tartışılır olduğu dönemlerde darbe anayasaları dahil bu kadar sınırlayıcı olmamış. Bizim anayasamıza bakıyoruz. En minik bir düzenleme, bir kelime değişikliği bile referandum gerektiriyor. Evet. Bu da halka anlatmak için çok büyük bir siyasi gayret gerektiriyor. Biz Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Türk Partisi, diğer partilerle birlikte geçtiğimiz yıllarda yargıç sayısını düzenleyen bir referandumu bile siyaseten halka hiçbirimiz anlatamadık yeteri kadar. Demek ki o dahi şeyden, halktan geri döndü. Ama bir az önce örneğini verdiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişteki tüm anayasaları belli başlı düzenlemelerin meclis 3'te 2 meclis çoğunluğuyla yapılabileceğini ortaya koymuş, o kabiliyeti vermiş. Yani bir yargıç değişikliği için halkı sandığa taşımamız gerekiyor. Halkın zihnini bununla yormamamız gerekiyor. Çünkü halk zaten ülkeyi yönet diye, yasama yönüyle, bu ülkeyi yürütme yönüyle, bu ülkeyi yönet diye zaten 50 tane temsilciyi seçerek, sandayı seçerek görevlendirmiş. Demek ki anayasanın anayasa kapsamında her şeyi değil ama belli başlı değişiklikleri değiştirmek üzere parlamentoya yetki verebilmesi gerekirdi. Bu bir. İkincisi, bu kadar kapsam bir anayasa dünyanın hangi devletinde var, ben onu da merak ediyorum. Bu da diğer bir mesele. Üçüncü, çok basit bir mesele, çok basit bir konu ortaya koyalım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devletin başına Cumhuriyet'in başkanı, Cumhurbaşkanı var. Birkaç sene önce geçildi bu modele. İkinci kez de seçim yapıldı. Güney Kıbrıs 50 senedir, hatta 1960'dan beridir aynı sistemi getirmişler. Birçok Avrupa devletinde bu model var. Yakından tanıdığımız İngiltere'de sembolik olarak devletin kraliyet ailesi var. Ama yürütme başbakan hükümet tarafından yapılıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bizde ise Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan üzerinden bir dengeler, yürütme dengeleri oluşturulmuş. Bu hantallaştırıyor sistemi. Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek, Meclis Başkanı gidecek, ona vekalet edecek. Mevzuata göre aynı anda bir kişi iki kapasitede bulunamadığından dolayı meclisi boş bırakacak. Hadi onun yerine Meclis Başkan Yardımcısı vekalet edecek. Hepsinin birden yurt dışında olma ihtimali geçtiğimiz haftalarda vardı. Oldu. Evet. Bunu son 10 yılda biz meclisteyken birkaç kez yaşadık. Bu sefer ne oldu? En yaşlı vekil kim ise hadi ona refakat şey yapacak. Ne derler? Vakat vekalet edecek. Yani bu taşınabilir bir sistem değil. Halkın arzuladığı bir sistem değil. Bütün dünyanın yaptığı gibi bizim halkımız da daha pratik bir süreç istiyor. Ve bizim, ben şuna inanıyorum, seçilmişler olarak, meclis olarak halkı bu kadar yormamıza gerek yok. Şu yoktu da şunun yerine bu vekalet edecekti de, o da yoktu da bu vekalet. Tamam da halka ne bundan ya? Halk 50 kişiyi, 50 insanı seçmiş, göndermiş. Bunların bu işi çözmeleri lazım. Bunların bu yürütmeyi yapmaları lazım. Halk 50 kişiyi seçiyor, meclise götürüyor. Hop bakıyoruz, bilmem hangi noktada bir tıkanıklık olmuş. Beyanat üstüne. Ben bir vekil değil, vatandaş olarak şunu derim. Bizi niye ilgilendiriyor bu? Yani biz görevimizi yapmışız. 50 tane kişiyi seçmiş, meclise göndermişiz. Bir cumhurbaşkanı seçip cumhurbaşkanını da göndermişiz. Artık bunun ötesinde şu olmuştu da bu olamadı, şu kişi yurt dışındaydı gibi
Bu tür şeylerden uzaklaşmamız lazım. Siyasi gündem vatandaşı yoruyor. Bana göre siyasi gündemin bu bölümü halk üzerinde gereksiz bir yüktür. Çünkü halk görevini yapmış. Yönet diye seçip oraya göndermiş. Ondan sonra da seçim zamanı ister 5 yıl dolduğunda ister erken seçim ihtiyaç olduğunda seçimlere gelir, geriye döner bakar. Ben beklentimi bu hükümetten, bu siyasi yapıdan elde ettim mi? Güvenerek meclise gönderdiğim kişiler beni layıkınca temsil etti mi? Güvenerek meclise gönderdiğim bu şekilde de bakanlık yapan ve yapmış olan kişiler benim güvenimi onlara emanet ettiğim vergilerimle onlara emanet ettiğim gelirleri hakkaniyetli ve dürüst bir şekilde kullandı mı? Yanıt nedir şu an vatandaştan bu sorularınıza? Onun yanıtını işte anlatmaya çalıştığım onun yanıtını vatandaşımız sandığa bu sebepten dolayı gidiyor. Sandığa bu sebepten dolayı gidiyor, seçiyor. Ondan sonra halka dememek lazım. Şu kişi yurt dışındaydı, diğer ona vekalet ederdi. Şu oldu, o yüzden meclis toplanamadı veya şu onaylanamadı. O gitti, bu geldi. Bunlar 500 bin diyelim maksimum veya 400 bin nüfuslu küçücük bir ülkeye meclis başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan bana sorarsanız ağırdır. Ağır ve gereksizdir. Yani başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi ama onu oturup değerlendiririz hep birlikte. Ülkemizin siyasi kültürüne, vatandaşımızın beklentisine, efendime söyleyeyim bizim kendi ihtiyaçlarımıza, bizim Kıbrıslı Türkler olarak demokrasi anlayışımıza uygun başkanlık sistemi modeli neyse bu adapte edilebilir. Ama ben Sunat Atıl olarak şunu partimi bağlamadan ifade etmek isterim ki bu ülkenin ilerleyeme kaydedememesindeki en büyük nedenlerden de bir tanesi o 1983'ün vizyonsuz anayasasıdır. Katı, vizyonsuz, aşırı detaycı anayasasıdır. Ha bunun yapanlar niye yapmışlar? O zamanın belki kendileri öyle öngörmüştür ama çok nadiren anayasalar vardır. Bu kadar detaylı, yasadan daha detaylı, hatta tüzükten dahi detaylı tariflerde bulunan anayasalar dünyada son derece azdır. Hı hı. O görev, düzenleme görevleri, efendime söyleyeyim, parlamentonun hatta bakanlar kurulunundur. Şimdi anayasayı değiştirmek kolay değil elbette. Siz de söylediniz. Evet. En basitini bile değiştirmeye çalışıldı. Evet. Ama orada siyasetin, siyasilerin, partilerin bir bütün olarak çalışmasıdır. Evet. Bunu başaramadık daha önce. Siz de ifade ediyorsunuz. Şimdi en başarılı hükümet modeli teknokrat hükümet modeli mi sizce? Teknokrat, o tartışılır. O tartışılır. Çünkü sırası geldiğinde risk alabilmek de gerekiyor. Efendime söyleyeyim bir kurumsal hafıza oluşturabilmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de ağırlıklı olarak görüyoruz ki teknokrat hükümetler var. Biz de yapı olarak bugüne kadar hep milletvekillerinden oldu. Bunlar tartışılır. Zaten günün sonunda ne olacak? Başarılı olmuşsa bir siyasi yapı halk onu takdir edip tekrar göreve getirecek. Başarılı olamamışsa da halk onu değiştirip başarılı olabileceğine inandığı yapıyı oraya taşıyacak. O yüzden bunları bence tartışmaya açık. Bizim Ulusal Birlik Partisi olarak bugüne kadar benimsenen model, tavizsiz olarak benimsenen model, çok belli başlı geçiş dönemlerinde bir veya iki tane istisna haricinde milletvekillerinin bakanlık görevini de üstlenmesine ilişkindi. Burada mecliste hükümeti doğrudan ne derler, irtibatlandırma, doğrudan efendime söyleyeyim, entegre etme vardır. Bakanın parlamentoya gelerek parlamento çalışmalarına vekil kapasitesiyle de katılarak o mesuliyeti üstlenmesi vardır. Siyasi risk alma gerektiğinde siyasi riski alabilmek vardır. Yani böyle bir ortam oluştu bugüne kadar. Bu da işte az önce de dediğim gibi yani ülkenin bir kültürü var. Mesela bugün bizdeki karma sistem dünyanın kaç ülkesinde var? Ama Kıbrıs Türk demokrasi anlayışı bunu çok benimsedi. Çok benimsedi. Evet. O yüzden yani bunu pat diye kesip atmak ne kadar yerel, ne kadar Kıbrıslıca bir düşünce tarzı olur. İşte bütün bunları masaya koymak gerekiyor. Ne zaman koyacaksınız? Yani gündeme... Ama şu an gündemde yoktur diyorsun. Şu anda gündemde yok ama bu sistemin
bizi ayrılaştıran ve yürütmeyi ve toplumda siyasetçiye, siyasilere yönelik güvensizlik de var. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da. Doğrudur, yani bunu enine boyuna konuşmak gerekiyor ülkede. Çünkü ne kadar da doğruyu yapmaya çalışsa siyasetçi, karşı taraf bunu algılamada, görmede tereddüt eder. Ediyor, soru işaretleri oluşuyor. İşte o güveni sağlayabilmek için daha detaylı bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Doğru, çok doğru. Şimdi gündemi yakından takip ediyorsunuz herhalde Sayın Atun. Takip etmeye. Toplum olarak nereye doğru gidiyoruz? Hangi manada sorduğumuza manada. Yani toplum olarak tabii dış dünyadan bağımsız değiliz. Yanı başımızda çok büyük bir vahşet var. Evet. Yani bu İsrail o coğrafyasında çok büyük bir vahşet var. Şahsen bir birey olarak da hani gündemi takip ediyor musunuz diye sormuştunuz. Bir birey olarak da bu beni çok endişelendiriyor. Yani dünyada önce ben şunu soruyorum. Herkesin gözü onda önünde tek taraflı bir vahşet vardır. Bebekler katlediliyor. Buna dünya ses çıkarmıyor. Her aşamada insanlığın sorgulandığı her aşamada sınıfta kalan ve samimiyeti olmadığını herkese bütün dünya ispatlayan bir Birleşmiş Milletler var. Kıbrıs'ta Murat Ala sandallar katliamı ihbarını hiçe saydı. İnsanlarımız vahşice katledildi. Bosna'da gözlerinin önünde oldu. Yine Boşnakların silahlarının Sırplara verilmesini sağladılar. Boşnaklar Sırpların eline verdiler. Binlerce erkek katledildi ovalarda. Bunlar hep Birleşmiş Milletler'in esasında kuruluş amacıyla örtüşmeyen, tam tersine birilerinin gündemine hizmet eden bir aracı olduğunu gösteriyor. Şu anda da bu. Filistin'de, Gazze'de olan vahşet var önümüzde. Dolayısıyla bu bölgeye ne kadar yayılır? Bölgenin farklı devletleri bu sürece nasıl dahil olurlar? Bu da başka bir kaygı konusudur bu coğrafyada yaşayan insanlar için bence. Dolayısıyla gündemin şu anda siz toplum yönünden sordunuz bana ama gündemin bence en önemli başlıca konusu bu. Peki bunu mecliste tartışıyor musunuz? Mecliste bu gündeme gelmiş değil. İç konularla daha çok gündemimiz meşgul. İç konularla tabii daha çok gündemimize taşıyoruz. Erken seçim gündemde olur mu? Bence olmaz. Onu zaten hükümet söylüyor yani. Hükümette bir bozulma durumu yok. Erken seçim ne zaman gündeme gelir? Halkın iradesinde çok ciddi bir değişiklik olduğu düşünülür ise veya hükümet yürüyemez hale gelir, hükümet çalışamaz hale gelir. Koalisyon ise koalisyonda bir sorun olur. Tek başına iktidarsa da tek başına iktidar partisinin milletvekilleri parlamento içinde bir çatlak oluşur. O zaman erken ve bunlara yönelik de açılımlar, yeni modeller eğer üretilemez ise bu o zaman gündeme gelir ama şu anda gündemde böyle bir durum yok. Şimdi noktalayacağız yönetmenim çünkü uyarıyor ama Kıbrıs Türk Devletleri Teşkilatı konusu girişimler. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'yla da bir ziyaretiniz mi oldu geçtiğimiz günlerde? Ara ara oluyor herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeleriniz de oluyor. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer alabilmesi için bir takım girişimler var. Azerbaycan var, bir sonra Özbekistan'a var sanırım ziyaretler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu çok önemli bir açılımdır bu. Tarihi bir açılımdır. Yani tam üyeliğe doğru giden bir süreç var. Ve tabii özellikle son ziyarette devlet yetkililerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, diğer yetkililerin ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı düzeyinde 45 dakikalık bir programda, bir toplantıda ağırlanması esasında bizim orada bence siyasiden önce fiili olarak tanındığımızın bir resmidir. Bunu bu şekilde görmek lazım. Ve artık 11 üyesi var sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada toplantılara bayrağımızla birlikte iştirak ediyor Cumhurbaşkanı. Bunlar son derece önemli açılımlar ve ben bunun artık devamının geleceğini düşünüyorum. Yani dış dünyayla bizim fiilen bir entegrasyonumuz var. Ve çok akıcı bir entegrasyon var. Yani ithalatımız var, ihracatımız var, turistlerimiz var, giden var, gelen var.
para akışlarımız var. Bunlar kimi zaman doğrudan, kimi zaman dolaylı olarak yapılan detaylar var bu tablo içerisinde. Dolayısıyla zaten uluslararası olarak da varlığımızın kabul edildiği ama tanınmamış, siyaseten de tanınmamış bir pozisyondayız. İşte o varlığın kabul edildiği noktadan daha ileriye, yavaş yavaş siyaseten tanınma noktasına daha somut bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum ben. Ama bunun çok daha ileriye gidebilmesi için ekonomik açıdan güçlü bir konuma gelmemiz gerekiyor. Güçlü bir konuma gelmemiz gerekiyor tabii. Tabii, yani bu girişimler oluyor ama ev ödevlerimizi yapmamız tabii, gerekiyor. İyi çalışılması, planlanmaları. Yasal düzenlemeleri, insan hakları düzenlemelerini daha ileriye almak belki. Yani bunlar çok önemli. Noktalayacağız. Özellikle tarım arazileri ve ülkedeki arazilerin yabancılara satılmasıyla ilgili. Evet. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir takım çalışma olacak mı? Hükümetin gündeminde var mı? Bunu da tartışıyor musunuz? Hükümetin gündeminde olup olmadığını tabii hükümet yetkilileri evet, bence daha bağlayıcı söylerler. Ama bu dönem dönem aramızda tartışılıyor. Bence toprakları sınırlı olan küçük bir devletiz. Tarım da bizim için çok önemli. Özellikle de tarım ve gıda üretimi. Neden? Çünkü pandemi dönemi gördük. Yani o zaman ülkeler çıkış, birçok ülke kapanma ilan etti. Birçok ülke, neredeyse bütün ülkeler kapandı. Biz de kapandık. 2 ay kapandık. Ve tedarik zincirleri haliyle bundan dolayı bozuldu. Ve sınırlı ithalat ihracatlar oldu. Şimdi ben şunu düşünüyorum. O dönem olan o pandemi ortamı çok daha sert olaydı. Çok daha bulaşıcı olaydı. Ülkeler arası ithalat ihracat o zaman olduğu dar kapsamdan öte hiç olmasaydı biz burada çok büyük bir açlık riskiyle karşı karşıya kalacaktık. Demek ki tarım arazileri, tarıma, hayvancılığa ve tarımsal üretime bugünün çok daha üzerinde ve ilerisinde değer vermemiz gerekiyor. Ama biz tarım arazilerini satıyoruz. Değer vermemiz gerekiyor ve yeni vizyonla yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. İşte bu noktada dediğiniz gibi o toprağa, o araziye inşaat alanı gözünden ziyade tarım arazisi gözüyle, tarım ve gıda üretim noktası gözüyle bakmamız lazım. Ezelden beri, çocukluğumdan beridir ben duyuyorum bunu. Yerli üretim ve kendi kendine yeter hale gelme. Bu işte kağıt üzerinde yazan bir fikir değil. Bize pandeminin yaşattığı derslerden biri olarak bunu algılamamız gerekiyor. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Bu da beraberinde şehircilik düzenlemelerini gerektiriyor. Yani hem şehircilikte mümkün olduğu kadar az alan kullanımı hem tarım arazilerine dokunmama bu birbiriyle çelişir. O yüzden bütünlüklü bir politika gerekli ülkeye. Bütünlüklü. Bütünlüklü politika gelecek vizyonu dolu olacak. Tabii, ve kesinlikle disiplinli bir denetimli bir çalışma. Denetim ve uygulama gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Atun katıldığınız için. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınıza. 14. saati burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.